Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de Arapçada tekil, ikil ve çoğul isimleri göreceğiz. Bir ismin tekilden nasıl ikil ve nasıl çoğul yapıldığını göreceğiz. Tekil isim demek arkadaşlar Arapça ismiyle müfret, tekil isim. Tek bir varlığa vaz edilmiş, konulmuş isimlere tekil isim denir arkadaşlar. Eril veya dişil tek bir varlığa işaret eden isimdir. Tek bir varlık. Kalem, tek bir kalem. İnsan, tek bir insan. Ağaç, tek bir ağaç. Eril, müzekker veya dişil veya müennes tek bir varlığa işaret eden isimlere müfret isim, tekil isim denir arkadaşlar. Örneğin kalemun, beytün, sevbun, muallimun, sadikatun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kalem tek bir kaleme vaz edilmiş bir isimdir. Sevbun bir elbise, beytün bir ev, muallimun bir erkek öğretmen, sadikatun bir bayan arkadaş. Tek bir isme konulmuş isimlere Arapçada müfret isim, tekil isim denir. Peki ikil isim nedir arkadaşlar? Tesniye, müsenna diye de bilinir. Tesniye isim arkadaşlar. Eril veya dişil iki varlığa işaret eden isim türüdür. Arapçada tesniye çoğul değildir. İki kişi çoğul değildir arkadaşlar. Türkçe'de iki ve daha fazlası çoğuldur. Ancak Arapça'da üç ve daha fazlası çoğuldur. Arapça'da tekil, ikil ve çoğul diye ayırmışlar. Eril, yani müzekker veya dişil, müennes iki tane varlığa. İki insan, iki ağaç, iki kalem, iki ev, iki araba. İki varlığa işaret eden isim türüne de ikil isim yani tesniye denir arkadaşlar. Peki tesniyeyi müfret isimden tesniye nasıl yapılacaktır? Duruma göre arkadaşlar bir ismin bir kelimenin sonuna elif, nun veya ye nun ilave edilerek elde edilen isim türüdür arkadaşlar. Kelimenin sonuna o ismin sonuna elif, nun veyahut da cümle içinde arkadaşlar nesne konumunda olursa ye ve nun ilave edilerek elde edilir. Peki görelim. Racülün bir adamdır. Racülani iki adam. Gördüğünüz gibi racülün şurada artık elif ve nun gelmiştir. Peki arkadaşlar şuradaki ya da şurada anlatayım. Talibun talibani. Şuradaki eliften önce talibun dediğimiz zaman müfret isimde B'nin iki ötresi vardı. Niçin üstüne dönüşüyor? Çünkü arkadaşlar şuradaki elifler elif ve nun dediğimizdeki şu elif uzatma görevi yapabilmesi için kendinden önceki harfin harekesi üstüne dönüşmek zorundadır. Bu yüzden artık tenvinler kalkıyor. Raculun, raculani. Talibun, talibani. Beytün, beytani. İki ev. Bintün, iki kız. Bintani, bintün, bir kız. Bintani, iki kız. Seyyaratun, bir araba. Seyyaratani, iki araba. Tıfletun, bir kız çocuğu. Tıfletani, iki kız çocuk. Babun bir kapı, baban iki kapı, şeceratun bir ağaç, şeceretan iki ağaç. Bu elif ve nun arkadaşlar müennes isimde de kapalı T'nin sonuna gelir arkadaşlar. O kapalı T artık açığa dönüşür. Kapalı T'ye bitişerek, açık T olarak bitişerek arkadaşlar elif ve nun yazılır. Şuradaki olduğu gibi, tıfletunda olduğu gibi şu T arkadaşlar kapalı T idi. Tıfletünde, müfred isimde. Tesniye yaptığımız zaman artık bu T açık hale geldi ve Elif ve Nun koyduk. Arkadaşlar ister müzekker olsun ister müennes olsun tek müfred ismi ikil yapacağımız zaman fark etmiyor. Her ikisinde de Elif ve Nun harflerini getireceğiz arkadaşlar. Ancak biraz sonra göreceğiz. Cemi de müzekkerde farklı, müennes de farklı olacaktır. Peki bir de bunların Y ve Nun şekillerine bakalım. Raculun, raculani, artık gördüğünüz gibi Y ve Nun. Buradaki Y'lerin tamamen hepsi cezimli, sakin oldu arkadaşlar. Artık uzatma harfi olmuyor. Raculun bir adam, raculani iki adam, raculeyni iki adam, talibun bir öğrenci, talibani iki öğrenci, talibeyni iki öğrenci. Beytün bir ev, beytani iki ev, beyteyni yine iki ev. Bintün bir kız, bintan iki kız, binteyni iki kız. Seyyaratun bir araba, seyyaratani, seyyarateyni iki araba. Tıfletun bir kız çocuk, tıfletani, tıfleteyni iki kız çocuk.
Babun bir kapı, babani, babeyni iki kapı. Şeceratun bir ağaç, şeceretani, şecereteyni. Peki neye göre Elif ve Nun, neye göre Y ve Nun getirecektir arkadaşlar? Bunları da isterseniz iki tane örnekten anlamaya çalışalım. Cümle içindeki konumuna göre arkadaşlar. Mesela burada Câ'e geldi. Kim? Racülün olsaydı tek bir adam geldi ve ötürü olacaktı son harekesi. Ama racülani, iki adam geldi. Kim geldi? İki adam. Burada gelen iki adam özne olduğu için arkadaşlar Elif ve Nunlu şekilde yazılır tesniyede. Yani eğer ki cümle içerisinde özne olacak olan kelime tesniye ise o kelimeyi Elif ve Nunlu yazacağız. Yazmak zorundayız. Özne ise iki adam geldi, ilen medresesi okula. Peki şuraya bakalım alttaki cümleye. Ra'aytü gördüm. Ben gördüm arkadaşlar. Hem fiil hem fail. Yani görme işini de yapan benim. Kimi gördüm? Raculeyni. İki adamı. Kimi? İki adamı. Kim geldi? İki adam. Kimi gördüm? İki adamı. Buradaki de iki adam arkadaşlar artık fail özne olmaktan çıkıp burada nesne yani meful olduğu için Y ve Nunlu şekilde geldi. Fil medresesi de okulda. O zaman şunu diyebiliyoruz. Eğer ki tesniye bir kelime cümle içerisinde özne ise o kelime Elif ve Nunlu gelmek zorundadır. Cümle içerisinde nesne ise mef'ul ise o kelime Y ve Nunlu gelmek zorundadır arkadaşlar. Çoğula bakalım. Cemi. Arapçası cemi arkadaşlar. Çoğul isim. 3 veya daha fazla eril veya dişil varlığa işaret eden isim türüdür. Arapçada çoğul olabilmesi için en az 3 olması lazım arkadaşlar. 3 kişi, 3 tane cansız varlık neyse hangi çoğul olacaksa 3 veya daha fazla müzekker veya müennes bir varlığa işaret eden isim türüdür. 3 kalem, 3 ağaç, 3 ev, 3 araba, 3 gemi, 3 apartman veya 5 insan, 50 okul, 100 öğretmen diye 3 veya daha fazlası en az 3 olmak zorundadır. 3 veya daha fazla eril veya dişil varlığa işaret eden isim türüdür. Örneklere geçmeden önce arkadaşlar çoğul isimde şunu ayırt etmemiz lazım. Tıpkı İngilizce'deki düzenli ve düzensiz, kurallı ve kuralsız çoğul gibi Arapça'da da arkadaşlar kurallı çoğulu yapılabilen müzekker ve kuralsız olan müzekkerler vardır. Yine kurallı olan müennes ve kuralsız olan müennesler vardır arkadaşlar. Baktığımız zaman Arapçada çoğul isme cemi müzekker salim ve cemi müennes salim diye ikiye ayırırız arkadaşlar. Cemi müzekker salim ve cemi müennes salim diye iki kısma ayırıyoruz arkadaşlar. Cemi ne demektir? Çoğul. Müzekker erkek veya erkeğe delalet eden, kendisinde dişilik alameti bulunmayan kelimeler. Varlıklar. Salim de arkadaşlar kurallı. Yani hiçbir harf değişikliğine uğramadan kurallı bir şekilde gelen kelimeler demektir. Cemi müennes de arkadaşlar bu da müennes bir kelimenin bayan veyahut da dişilik alameti bulunan kelimelerin düzenli bir şekilde gelmesidir. Kurallı çoğul yapılabilen müzekker ismin sonunu arkadaşlar vav ve nun veya ye ve nun getiriyoruz. Müennes ismin sonuna da arkadaşlar elif ve açık t ilave ederek yapıyoruz. Yani burada tesniyedeki gibi hem müzekkerde hem müenneste elif ve nun veyahut da vav ve nun ye nun getirmiyoruz. Müzekker ayrı, müennes ayrı. Ama tekrar söylüyorum arkadaşlar. Arapçada kırık çoğul, cemi teksir diye dediğimiz kelimeler vardır ki onları inşallah bir sonraki derste anlatacağım. Çünkü bayağı uzun vezinleri var. Cemi müzekker salim düzenli çoğul yapılabilen müzekker ismin sonuna vav nun veya ye nun getirmek zorundayız. Getirerek yapıyoruz. Yapılır. Müennes ismin sonuna da arkadaşlar elif ve açık t getirilerek yapılır. Örneklerde daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Muallimun bir erkek öğretmendi. Muallimani, muallimeyn iki öğretmen. Şimdi muallimune erkek öğretmenler. 3 veya daha fazla. Muallimune. Müslimun, Müslimani, Müslimune. Laibun,
bir oyuncu, la'iban iki oyuncu, la'ibune erkek oyuncular. Tabi buradaki arkadaşlar vav ve nun dediğimiz gibi müzekker olacak. Erkek veya erkeğe delalet ediyor. Dişilik alameti bulunmayan kelimeler de olacak. La'ibun, mühacirun hicret eden erkekler demek. Hicret eden erkek insanlar demek. Laibun erkek oyuncular, muallimun erkek öğretmenler, müslimun erkek Müslümanlar. Peki ye ve nunu nasıl yazacağız? Muallimine. Arkadaşlar artık tesnideki gibi muallimeyni değil muallimine. Ye burada uzatma görevi alacaktır. Uzatma görevi alması için de kendine önceki harfin harekesi esir olmak zorundadır arkadaşlar. Muallimine, müslimine, laibine, mühacirine. Ye ve nunlu yazılış şekli arkadaşlar. Buna dediğimiz gibi bu şekilde vav nun veya ye nunlu gelen kelimeler cemi müzekker salimdir arkadaşlar. Cemi çoğul müzekker erkek ve salim kırılmadan hiçbir değişikliğe uğramadan kurallı olarak gelen kelimeler demektir. Peki bayanlara bakalım. Bayanların örneğini arkadaşlar. Muallimetün bir bayan öğretmen. Muallimeten iki bayan öğretmen. Muallimetün işte burada da arkadaşlar elif ve açık T getiriyoruz. Çoğullarda bayan öğretmenler. Tıflatün bayan kız çocuklar. Mühendisetün bayan mühendisler, tabibatun bayan doktorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar da arkadaşlar cemi müennes salim çoğul müennes ve kurallı olarak gelip kelimenin sonuna elif ve açık t getirilerek yapılan müenneslerdir arkadaşlar. Müennes kelimelerdir. Örneğe bakacak olursak arkadaşlar cae geldi kim el muallimune erkek öğretmenler ile medreseti okulu az önce burada cae muallimani iki erkek öğretmen vardı şimdi erkek öğretmenler burada arkadaşlar yine özne konumunda olduğu için gelen kim erkek öğretmenler özne olduğu için özne olan cemi müzekker salim vav ve nun şeklinde gelir. Cümle içerisinde böyle yazılır. Ancak ra'aytu gördüm kimi el muallimin erkek öğretmenleri fil medreseti okulda erkek öğretmenleri gördüm. Yine görme işlemini yapan ben olduğum için arkadaşlar burada muallimin kelimesi mef'ul nesne konumundadır. Nesne olduğu için de arkadaşlar ye ve nun olarak gelir arkadaşlar. Ye ve nun muallimine. Bu şekilde. Bir de bayanlardan örnek verelim arkadaşlar. Zehebet gitti kim? Tabibatun bayan doktorlar dediğimiz gibi sonuna elif ve açık t getirerek yapılır arkadaşlar. Tabibun tabibetun bir bayan doktor. Tabibetan iki bayan doktor. Tabibatun bayan doktorlar gitti. Minel müsteşfa hastaneden gitti. Ra'aytu gördüm tabibatin bayan doktorları gördüm. Fisuk çarşıda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayan doktorları burada da cümle içerisinde mef'ul konumunda, nesne konumunda olduğu için arkadaşlar burada son hareket esreli gelmiştir. Arkadaşlar Arapçada irab dediğimiz bir konu vardır ki bu bir ismin, bir kelimenin son harfinin hangi harekeyi alacağını, cümle içerisindeki harekenin değiştiğini gösteren bir konudur. Bir önceki cümlede arkadaşlar İrab'da bazı kelimelerde harf ile İrab yapılır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi vav ve nun, ye ve nun harf ile İrab'dır. Cemi müzekker salimin İrab'ı harf iledir. Ancak cemi müennes salimin İrab'ı ise cemi müennes salim olan bir kelime. Ne demek? Yani hem çoğul olacak hem kurallı olacak hem de müennes olacak. Bir müennes bir kelimeyi kurallı hale getirilebiliyorsa o kelimenin sonuna elif ve açık t getireceğiz ve bu kelimenin de irabı arkadaşlar harekelidir. Bunu da inşallah ilerleyen derslerde irab konusunda daha detaylı olarak göreceğiz. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sürçülisan eylediysek affola inşallah faydalı olmuştur. Hepiniz Allah'a emanet olun.